Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Premiere Pro'da SpeedRAM tekniğini öğreneceğiz. Peki nedir bu SpeedRAM derseniz, SpeedRAM genellikle araba editlerinde veya böyle uzun metrajlı video çekimlerinde gördüğünüz anlık hızlanıp sonrasında yavaşlayıp tekrar hızlanarak devam eden görüntülerdir. Yani aslında bu görüntü tekniğinin adı budur. Şimdi nasıl yapılıyor hemen bakalım. Öncelikle bunun için Premiere'imizi açıyoruz. Buraya bir tane videomuzu atalım. Mesela şöyle bir araba videosu buldum. Ben bu arada videoları Pexels'ten indirdim. Siz de oralardan kullanıp bulabilirsiniz veya kendiniz çekebilirsiniz. Videomuza bakalım. Ben şöyle sesini kapattım buranın. Bir arabamız geliyor. Burada böyle bir görüntümüz var ve sonra gidiyor. Biz ne yapalım? Bu kısımda araba buraya gelsin. Tam burada geçiş yaparken bu geçiş sırasında yavaşlasın ve sonradan tekrardan normal hızına devam etsin. En temel şekilde böyle yapabiliriz. Peki bunun için ne yapacağız? Hemen gösteriyorum. Bunun için öncelikle sağ tıklıyoruz. Show Clip Keyframes yazıyor, görüyorsunuz. Buradan Time Remapping'e geliyoruz ve buradan Speed'i seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın şöyle hemen sizin için genişleteceğim. Komple sildim, çok pardon. Gördüğünüz gibi bu videonun hızını ayarlayan şey. Mesela hızı düşürdüğüm zaman gördüğünüz gibi süre uzadı. Ve bakın yavaş hareket ediyor. Videoların eğer FPS'ini yüksek seçerseniz, videonun FPS'i ne kadar yüksek olursa ağır çekim aldığınız zaman o kadar az şekilde takılarak, yani dona dona gider. Bunun için bir teknik göstereceğim ama her sahnede ve her görüntüde kusursuz bir çözüm beklemeyin. Şimdi ilk önce videomuzu açtık. Videomuzu açtıktan sonra hızlandırmak istediğimiz alana geldiğimizde tam bu sahneye P harfine basarak Pen Tool'u açıyoruz. Pen Tool'da biz dedik ki buradan burayı bir ayıralım. Bu Pen Tool bize videonun neresinin hızlandırılıp neresinin yavaş şekilde gideceğini gösteren araçtır arkadaşlar. Yani tam olarak öyle denmez de ya, ne saçmaladım arkadaş burada. Pen Tool burada bize hangi alanın hızlı, hangi alanın yavaş olacağını gösteriyor. Şimdi size bunu göstereceğim. Bu Pen Tool'un kulakçıklarından tutuyoruz. Böyle açıyoruz arkadaşlar. Bu bizim neresi hızlı, neresi yavaş olacağını ayarlamamızı sağlayacak. Normal V aracımıza geçiyoruz. Videomuz önce hızlı başlasın. Nereye kadar? Buraya kadar geliyor. Burada yavaşlıyor. Tam bu kısımda yavaşlamaya gidiyor. Hatta buraya tıklarsanız eğer böyle bir araç göreceksiniz. Bununla böyle oynadığınız zaman bu düşüşün hızlı gelip bir anda yavaşlamasını da sağlayabilirsiniz. Tam burada yavaşlamış olacak. Bakın mesela hızlı geliyor, hop yavaş. Tabii şu an hızı çok düşürmediğim için yavaşlamadı. Bu şekilde. Şimdi burada hızı ben düşürüyorum, iyice düşürüyorum. Bu şekilde şöyle bir şey oluyor. Geliyor. Tabii çok yaptık. Yavaşladı. Buradan sonra tekrardan hızlanmasını istediğim için ne yapıyorum? Tekrardan P'ye basıyorum. Tekrardan bir yer daha ekliyorum. Ve arkadaşlar bu kısmı da bundan sonrasında hızlandırmak istediğimiz için tam hızıyla devam etsin. Yine buraya tıkladım. Dedim ki daha yumuşak bir hızlanma olsun. Bu kısmını ayarlıyorum. Bakın ne dedik? Geldik, gördük. Buradan sonrası hızlı olacağı için ben bunu alıyorum. Buraya götürüyorum. Böylece bu şekilde bakın. Geliyor, hop, yavaşladı ve tekrar hızlanıp gitti. İşin en temel şekli bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu size Short videosunda CapCut'ta yapmayı da anlattım. Ona da bakabilirsiniz. Orada seçtiğim video çok iyi bir video olmadığı için birazcık sıkıntılı görünüyor ama temel mantık yine buradaki gibi bu dalgaları kullanarak bu işi yapmaktan geçiyor. Şöyle videomuza bakalım. Buradaki takılmanın az olması için dediğim gibi videonuzun 60, 120, 240, yani 30 FPS olmaması gerekiyor. Minimum 60 olmalı ki çok fazla takılmaya sebep olmasın yani, bu yüzden. Bunun için de ne yapabilirsiniz? Yine sekans ayarlarına gelip sekansınızı 60'a çektikten sonra sağ tıklayıp Time Interpolation'dan Optical Flow yaptığınız zaman boş karelerin kendisi doldurmaya çalışır ama burada farklı böyle siyah yanıp sönmeler, değişik yırtılmalara sebep olabilir. Çünkü bu çok fazla hareketli bir video. Bu genelde nerede kullanılır? Şu an benim kameramı görüyorsunuz. Bu kamera 30 FPS olsaydı benim bu konuşmamı 60 FPS'e çok rahatlıkla çıkartabilirdim. Çünkü arkamdaki her şey sabit. Ben genel olarak sabitim. Sadece ellerim hareket ediyor. Mikrofonum sabit. Burada çok fazla hareketli görüntü olduğu için bozulmaları sebep olabilir. O yüzden bu tekniği burada çok fazla önermem ama yine de kullanılabilir. En basit şekliyle size Speed Ramp'i anlattım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.